Kafa Radyo'da her hafta Sinan Tuzcu ve Kafa Sesi sizlerle beraber olacak. Ne yapıyorsun sen? Bir müsaade edersen tanıtım kaydediyorum hemen. Ben siz tanıtım olur mu? Ben Kafa Sesini benim söylemem lazım. Allah Allah, böyle saçma şey mi olur abi? Benim kafamın sesi olduğun için sen ne yapıyorsun? Orada duruyorsun, ben isteyince konuşuyorsun. Ya çok saçma değil mi, ama benim de çıkmam lazım. Ulan bir tutar mısın kendini ya? Belki çıkacağın zaman var, saati sen söyle. Hayır, ben Kafa Sesini söylemek istiyorum, saati söylemek istemiyorum. Ya der misin lütfen? Cuma saat 20'de başlıyor. Ya desene. Ya söylesene. Söylemeyeceğim ben. Sinan Tuzcu ve Kafa Sesi başlıyor. Efendim, cuma günü akşamında Türkiye'nin en kafa radyosunda, Kafa Radyo'da Sinan Tuzcu ve Kafa Sesi sizlerle beraber boy boyladığımız, soy soyladığımız bir cuma gününün akşamında daha 17'sinde Mayıs'ın Nihat ve Sivrisineğin hemen arkasından bir cuma gününün akşamında sizlerle beraberiz. Olimpiyatları konuşacağız bugün. Neler oldu olimpiyatlarda, biliyorsunuz 2024 olimpiyatlarına çok kısa bir süre kaldı. Paris'te de hummalı bir çalışma devam ediyor. Biz de yerinde, vay. Değil mi? Bir şey olarak yerinde ve zamanın. Aynen öyle. Biz böyleyiz abi. Kafa Radyo'nun olimpiyat şubesi. Ya o kadar iddialı değiliz ama ya buradan takip etmeye çalışacağız. Biz Paris'teyiz. Bu yayını da sizlere tabii ki fıldır fedelek bir yardım ve hummalı bir çalışmayla Ümit Yaşar Doğdu sizlere bu yayının ulaşmasında merkez stüdyolarımızda çok büyük bir katkısı var. Bizler de efendim nacizane boy boyluyoruz, soy soyluyoruz. Paris'ten size bu yayını yapıyoruz. Kendi kendimize. Değil mi? 2024 Paris Olimpiyatları da Paris'te gerçekleşeceği için neler olacak, neler oluyor, şimdiye kadar yapılan çalışmalar neler? Çünkü bayağı böyle bir tartışılan, konuşulan, çok itiraz ediyorlar. Çok. Aynen öyle. Vallahi tam ağzımdan aldım. Vallahi ağzına mı aldım? Ya bayağı neden? Sen söylesen ben susayım o zaman. Yok canım, yoksa sen sus diye söylemedim de dur bir girişi yapayım da bari ondan sonra. Kafana neler uyuyor neler uymuyor bari onları o zaman söyle diyor. Hemen şikayete başlama diye şikayet ettim yani. Yok yok, şikayet değil de biraz saçmalıklar var yani. Ne gibi mesela, ne? Saçmalıklar olur mu ya, koskoca olimpiyatı ciddi ciddi kocaman kocaman insanlar saçmalıklarla. Olur mu abi, böyle o kadar saçma şeyler yapıyorlardı ki. Vallahi yani var mesela şu kitapçı mevzusu. Evet. Şimdi dur, bütün bunları sırayla anlatacağız ama bir aşamalı gidelim istersen. İstersen önce diyelim ki bundan önceki olimpiyatlar yani 2020 Japonya'da, Tokyo'da gerçekleşti. Evet. İşte biz orada bir sürü madalya kazandık. Mesela neler? 13 madalya kazandık. Tarihindeki en iyi performansı sergiledi Türk sporcuları ki gurur duyuyoruz hepsiyle teker teker. Altın madalyalar var. Mete Gazoz okçulukta erkek bireyselde altın madalyayı aldı. Buse Naz Sürmeli boksta kadınlarda 69 kilogramda altın madalyayı aldı ki bizim için hepsinin ayrı gururu var ama tabii ki altın madalya da bir tık daha tabii. Birinci olunca tabii. Yok. O yani spor olarak Mete Gazoz'un ve Buse Naz'ın gerçekleştirdiği altın madalya bizim için gerçekten önemli. Gümüş madalyalarımız vardı. Eray Şam'dan karate'de, erkeklerde kata'da ve Buse Naz yine Çakıroğlu boks kadınlarda 51 kiloda gümüş madalyayı almıştı. Bronz madalyalarımız vardı ki Hatice Kübra İlgün tekvando'da 57 kiloda, Rıza Kaya Alp güreşte, Grekoremen'de erkeklerde 130 kiloda, Yasemin Adar yine güreş kadınlarda, Ferhat Arıcan jimnastikte, erkeklerde paralel barda, Taha Akgül. Ya bunlar şimdi bak ne kadar gencecik çocuk. Hepsi de o kadar genç, pırıl pırıl sporcular. Güreşte erkek serbestte Taha Akgül 125 kiloda bronz madalyayı almıştı. Gerçekten önemli. Ali Sofuoğlu karate'de aldı. Merve Çoban karate kadınlarda aldı 61 kiloda. Uğur Aktaş karate erkeklerde aldı. Ömer Kemal Aydın tekvando'da aldı. Ya hep bir dövüşte. Yok, o da öyle demeyelim. Niye abi, bunlar bizim atasporumuz, niye öyle diyelim? Evet, öyle de diyelim gerçekten. Okçulukta mesela Mete Gazoz en son Avrupa Şampiyonası'nda da Almanya'dan çok güzel bir madalyayla döndü. Bu sene de yine yani 2020'de bunları yaptık Tokyo'da. 2024'te Paris'te de 14 farklı branşta şu ana kadar belli olan 14 farklı branşta sporcularımız yarışacak. Bunlardan atıcılık, atletizm, yol bisikleti, boks, artistik jimnastik, güreş, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme. Bu 11 dalı Türk dünyası, Türkiye böyle büyük büyük bir heyecanla takip ediyor olacak. İşte bu 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışacağımız dalları ki sporcularından çok uzun bir liste var. Saymak biraz zor olabilir. Hani şey etmeyelim, başınızı da o kadar kendimize şişirmeyelim diye. Şu anda saymıyorum sporcuları. Daha sonra yeri ve zamanı geldiğinde bildireceğiz. Ama böyle bir hani
olimpiyatlarla ilgili neler oluyor, neler bitiyor, ne dedikodular var buralardan da size anlatalım dedik ama güzel bir şarkı dinleyelim. Programımızı bu bilgiyle açalım 11 dalda. Şu ana kadar tekrar düzeltiyorum. Şu ana kadar 11 dalda. Şu ana kadardan kastım da işte bugün 17'si ayın. 17'si Mayıs. Çünkü bazı dallarda henüz kesinleşmemiş noktalar var. Anladığım kadarıyla. Böyle %100 listeler tamam. Öyle mi? Vallahi yani ben öyle okudum. Şimdi ne oldu ha? Şimdi bir spordaki arkadaşlar spor basınına da bunu sormadık mı? Ya abi biz burada gayri ciddi bir program yapıyoruz. Gayri ciddi bir programda eğer atladıklarımız, bahsini edemediklerimiz, ismini yanlış söylediklerimiz olursa sürçülisan ettiyse gafola. Aynen öyle gafola. Güzel bir şarkı dinleyelim. Olimpiyatları konuşacağız. Çok dedikodu var Paris'te neler oluyor. Macron öyle şeyler yaptı ki belediyeyle çatışıyor. Bir yandan işçilerle grevler olacak filan. İnanılmaz bir uçak bileti meselesi ve kiralarla ilgili çok acayip şeyler var. Bunların dedikodusunu iletelim havalı havalı size Paris'ten. Paris'ten kendimize. Gelsin bakalım Türkiye'nin en kafa radyosunda Sinan Tuzcu ve Kafa Sesi. Başlıyor efendim güzel bir şarkı. Sıradan gelsin ne gelecek bakalım ne dinleyeceğiz bakalım. Hadi bakalım. Karşıdan bakınca öyle mi gözüküyor? Görünüyorum. Biraz soğuk, biraz uzak, biraz havacı, biraz tuzak. Sadece bir tık yaklaşsan yanıma bir tık, bir tık, bir tık. Sen diye kalbimin atışına bir tık. Bıraksan kendini akşama bir tık. Tadından yenmez aşkıma bir tık, bir tık. Ne kaçırdığını bilsen ölürdün. Ateşe yanın ayak yürür. Gözün hiçbir şey görmezdi. Rengime bürünürdün. Ah bir bilsen ölürdün. Ateşe yanına yak yürürdüm. Gözün hiç kimseyi görmezdi. Rengime bürünürdün. Gerisini sor diyeceğim. Yaşamaksa yaşayacağım. İlla ki biteceğim. Alışacağım. Yaklaşsan yanıma bir tık, bir tık, bir tık. Bıraksan kendini akşama bir tık, bir tık. Ne kaçırdığını bilsen ölürdün. Ateşe yanın ayak yürürdün. Gözün hiçbir şey görmezdi. Rengime bürünürdün. Ah bir bilsen ölürdün. Ateşe yanın ayak yürürdün. Gözün hiç kimseyi görmezdi. Rengime bürünürdün. Gerisini sormayacağım. Yaşamaksa yaşayacağım. İlla ki biteceğim. Alışacağım. Yaklaşsan yanıma bir tık, bir tık, bir tık. Gözden kızgın sıcağıma bir tık. Bıraksan kendini akşama bir tık, bir tık. Ne kaçırdığını bilsen ölürdün. Ateşe yanın ayak yürürdün. Gözün hiçbir şey görmezdi. Rengime bürünürdün. Ah bir bilsen. Ateşe yanın ayak yürürdün. Gözün hiç kimseyi görmezdi. Rengime bürünürdün.
Efendim Cuma günü akşamında Türkiye'nin en kafa radyosunda, Kafa Radyo'da Sinan Tuzcu ve Kafa Sesi. Sizlerle beraber boy boyluyoruz, söz söylüyoruz. Kendi kendimize sizlere 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninin nasıl bir mevzuyla başlayacağını da anlatmaya gayret edeceğiz efendim. Edindiğimiz bilgiye göre, ki bunu yerinde ve yaşayarak ediniyoruz diyebiliriz gerçekten. Çok sıkıntılı, çok. Canım benim ya, çok zor değil mi? Vallahi zor. Hiç kafama yatmadı benim. Öyle mi? Ne gibi sorunlar var mesela? Abi yürüyemiyorsun bazı yerler. Evet. İşte bu en çok konuşulan şeyler. Bunları anlatacağız ama önce nasıl yapılacağını istersen bir anlatalım. Tarihinde ilk defa olimpiyatlar bu sene bayağı böyle yenilikçi bir tören olduğu söyleniyor. Sporcular botlarla, yani biliyorsunuz Paris şehrinin ortasından bir nehir geçiyor. Sen nehri. Deme. Bak şimdi. Çok havalı be. Ya dur anlatayım, ne olursun bozma. Tamam. Şimdi 6 kilometre uzunluğunda bir rota belirlendi. Bu rota... Aslında tarihin Sen Nehri'nin, özellikle Paris şehrinin önemli noktalarından başlıyor. Önemli noktaları işte teker teker hepsi nedir ne değildir anlatmayayım ama hemen hemen böyle Concorde Meydanı yakınlarından diyelim. O Concorde Meydanı'nın hizasındaki nehrin akışından başlayacak. Sonra tekrar yukarı kadar, yani Eyfel'e kadar devam edecek 6 kilometre uzunluğunda bir rota. Tabii ki bu nehrin çevresinde de normalde herkesin girebileceği, hiç kimseye hani böyle bir stadı açılışa kapatırsın ve hani oraya içeri girişi çıkışı sağlarsın ama burada neredeyse şehrin göbeğindeki bir bölgeyi, biz mesela bizde Taksim gibi, ama tabii ortadan bir 6 kilometrelik bir nehir geçtiğini düşün. Öyle bir bölgeyi kapatacaklar ve stadın içerisinde yapılmayacak. Tarihinde ilk defa gerçekleşiyor böyle bir açılış töreni. 26 Temmuz 2024'te geleneksel bir stadyum programı tabii ki ne olur ne olmaz. Hani hava şartları, güvenlik meselesi falan diye her zaman bir ikinci plan ve üçüncü plan göz önünde tutuluyor. Bunu yetkililer açıkladı. Özellikle Macron bundan bahsetti. Hani her an bazı güvenlik sebepleri ve nehrin pozisyonu, nehrin debisinden dolayı eğer güvenli hissetmezsek meseleyi Paris'teki Stade de France'a taşıyabiliriz gibi bir şey de var. Opsiyon da var ama şu anda gözüken her şey ona göre hazırlanıyor. 26 Temmuz 2024'te normalde geleneksel stadyum yerine Paris'in Sen Nehri boyunca 6 kilometre uzunluğunda bir rotada neredeyse Trocadero'ya kadar, yani Eyfel diyelim, Eyfel'in hizasına kadar bütün katılımcılar botlarla geçiş töreni yapacaklar. Bu da tabii doğal olarak, şimdi bu şehrin içerisinde, şehrin göbeğinde böyle büyük bir organizasyon yaparsan alacağın önlemler de insanları rahatsız eder. İnsanları rahatsız eder. Bunun için de bir tabii güvenliği sağlamak için de çok ciddi bir mesele. Çok tartışıldı bu. Bazı bölgelere, bizim yaşadığımız bölgede bu merkeze biraz yakın bir bölge mesela. Evet. Beni sokmayacaklar. Nasıl sokmasan? Evime gideceğim. Ya dur bir dakika dur. Tartışma burada başlıyor aslında. Kafanın da söylediği gibi evime gideceğim ben diyen bir sürü insana zorla bir QR kodu verecekler. Abi her gün ya telefonum yoksa? İşte tartışılan en büyük mesele de aslına bakarsanız bu. Hani yaşın, telefonun, hareket biçimin, evdeki pozisyonun, bunların hepsi, bölge o kadar büyük ki, o kadar geniş bir yeri kapsıyor ki aslına bakarsanız. Kapatılan metrolar, yani metro giriş ve çıkışlarını kapatmak, hatta bir iki ana metro istasyonunu ve ana metro hattını olimpiyatlar nedeniyle durdurmak zorunda kalıyor. Güvenlik açısından, çünkü kontrolü biraz kısıtlamaya çalışıyorlar. Bu arada yani rakamlar o kadar büyük ki 35 bin polis memuru ve bu 35 bin polis memuru resmi polisten bahsediyorum. Bunun dışında yaklaşık 30 bin kadar da bu güvenliği ve organizasyonu sağlayacak görevli var. Yani polis olmayan görevli var. Bazı günlerde ülkenin dört bir tarafından insanlar, polisler geliyor, öyle söyleyeyim. 45 bine kadar çıkacak deniyor. Bu bölgedeki güvenliği sağlamak için 45 bin polis. Siz artık sadece 45 binin polis olduğunu, geri kalan kişilerin kaç kişi olacağını bir düşünün. Fransa'nın bu kapsamlı güvenlik önlemlerini alabilmesi için bayağı böyle bir şeyler yapması lazım. Günlük yaşamda da bu çok ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Bunu böyle hangi başlıklarda derseniz... Hangi başlıklarda? Ya bak, niye hep böyle sulandırıyorsun? Hayır, sulandırmak için demiyorum. Ama gerçekten bazı şeyler hakikaten çok saçma. Evet, metro istasyonlarının kapatılması, insanın evine... Hani tamam, bir olimpiyat kasabası ilan ediyorsun orayı ama evine de QR kodla girebiliyor olman biraz böyle, işte o kısımlar çok tartışıldı. Hatta burada geçen gün Çin başkanının
Paris'i ziyaretinde neredeyse bizim de başımıza geldi. Yürüyecek yolları bile değiştiriyorlar. Yani kaldırımdan karşıdan karşıya geçmen yasak oluyor. Şuradan yürüyeceksin, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Bu anlamda bilgilendirme de çok da başarılı da değiller. Çünkü biraz agresif bir polisi var Fransa'nın. Böyle iletişimde çok kuvvetli, iletişimde çok başarılı tipleri koymuyorlar oralara. Öyle olunca da yani şehir halkıyla polis ve görevliler çok ciddi karşı karşıya geliyor. Günlük yaşamda güvenlik önlemleri nedeniyle özellikle kontrol bölgelerinde ciddi trafik düzenlemelerinde de çok ciddi şeyler oluyor. Kimse evinin önüne arabasını park edemeyecek. Onu park edemeyince nereye park edecek? Ben kendi arabamı oraya park edeceksem onun parasını kim verecek? Bu arada burada çok ciddi bir otopark parası meselesi vardır. Eğer senin yaşadığın yere iki sokak, üç sokak ya da bölge olarak yakınsa sen o arabayı daha ucuza neredeyse hiç denilebilecek bir paraya şey yaparsın. Ama o bölgenin dışına park edeceksek arabayı çok ciddi bir para ödemek zorunda kalıyorsun. İnsanlar da bunu itiraz ediyorlar. Ben arabamı niye gideyim oraya koyayım? Tabii bu arada öbür bölgelerde yaşayanlar da var. Buradaki arabalar o buralara taşınınca abi yer bulamazsın, yok ki. Gerçekten yok. Böyle bir hani ay derdin de bu mu diyeceğiniz. Ben gülerek anlatıyorum ama bu şehrin içerisinde yani bir haber olarak da düşünürseniz bunu şehirde şu anda allak bullak olmuş, herkes bu konuyu tartışıyor. Hani hemen hemen konuşulan en önemli şeylerden bir tanesi bu, insanlar işlerine gidemeyecekler. İş yerleri kapanacak. O iş yerleri kapanınca tabii çalışma duracak. Parislilerin çok sevdiği bir Ağustos tatili vardır, bilen bilir. Hani bütün Ağustos boyunca bu Fransızlar yatarlar. Oo ne yatmak? 40 gün. Yok canım 40 gün değil ama Ağustos ayını çalışmazlar yani hep beraber. Neredeyse bütün ülke aynı anda izne çıkıyor diyebilirsiniz Ağustos ayı için. O da şimdi bunun da çok büyük etkisi olacak çünkü Temmuz'dan başlayacak bu çalışma sisteminin bile çok etkileneceği tartışılıyor, konuşuluyor. Anlatacağım, daha da anlatacağım. Tabii bana kafa izin verir. Abi bu çok üstte çok geyik yapılacak bir konu. Ben de şimdi şey yapmayayım yani. Tabii sen de yapma ama hani tartışmayı komediden şeye geç. Yok, gayri ciddi bir programız biz. Bu gayri ciddi programda olimpiyatların güvenliğini tartışıyoruz. Hadi bakalım güzel bir şarkı dinleyelim. Derdimiz de bu olsun, be şarkısı. Cuma günü akşam biliyorum trafikte uğraşıyorsunuz. Felfecir okuyor trafik, farkındayım. Ama ne yapalım, biz bize kendi kendimize güzel bir şarkı daha dinleyelim bakalım. Gelsin, Türkiye'nin en kafa radyosundasınız. Bizden ayrılmayın. Az sonra buradayız. Ne yapsan olmuyor gözüm. Terk etmiyor bizi hüzün. Bir macera yaşamak dediğin küçük zamanlar harmanı, sevindiğin üzüldüğün. Hatırlamaktan ibaret hatıralar nihayet, tesellisi çok zor sözüm. Gemiler yaktım, gemiler yaktım. O kadar yandı ki canım sonunda karşıdan baktım. Ne göreyim kendimi yıldızlardan daha uzaktım. Ne gemiler yaktım, gemiler yaktım. O kadar yandı ki canım sonunda karşıdan baktım. Kızı yeniden büyütmeliyim, kor ateşlerde yürütmeliyim, değirmenlerde öğütmeliyim. Farkındayım, farkındayım. Bu kızı yeniden büyütmeliyim, kor ateşlerde yürütmeliyim, değirmenlerde öğütmeliyim. Farkındayım, farkındayım. Kazanmalı, kaybetmeliyim, aşk uğruna harp etmeliyim. Bu kızı yeniden büyütmeliyim. Farkındayım, farkındayım. Seçemiyorsun, bırakıp kaçamıyorsun.
Yazmadığın bir hikayede, uzun ya da kısa vadede, az biraz keşfediyorsun. Öteki olabilmeyi, yerine koyabilmeyi, geride durabilmeyi öğreniyorsun. Ne gemiler yaktım, ne gemiler yaktım, o kadar yandı ki canım sonunda karşıdan baktı. Ne göreyim kendimi yıldızlardan daha uzaktı. Bu kızı yeniden büyütmeliyim, kor ateşlerde yürütmeliyim, değirmenlerde büyütmeliyim. Farkındayım, farkındayım. Bu kızı yeniden büyütmeliyim, kor ateşlerde yürütmeliyim, değirmenlerde büyütmeliyim. Farkındayım, farkındayım. Kazanmalı, kaybetmeliyim, aşk uğruna harp etmeliyim. Bu kızı yeniden büyütmeliyim, farkındayım, farkındayım. Kazanmalı, kaybetmeliyim, aşk uğruna harp etmeliyim. Bu kızı yeniden büyütmeliyim, farkındayım, farkındayım. Efendim, Cuma günü akşamında Türkiye'nin en kafa radyosunda, Kafa Radyo'da Sinan Tuzcu ve Kafa Sesi. Sizlerle beraber boy boyladığımız, soy soyladığımız ama derdinde bu mu dediğimiz bir programdayız. Eğer ben kaçırdım diyorsanız podcastlerden bizi dinleyebilirsiniz. Ne oldu, ne oldu, öksür öksür. Gıcık gıcıkının. Bir de özür dilerim, affedersiniz. Ne oldu, öksürmeden olmadı mı? Olmadı bir de. Ne anlatabilsen, neler anlatacağım. Ah be canım benim be. Öyle gerçekten. Neyi konuşuyoruz? Dur şey söyleyeyim. Ah ben kaçırdım derseniz eğer podcastlerden bizi dinleyebilirsiniz. Kafa Radyo'nun ve Radyoland'in podcastleri aynı zamanda da SoundCloud'dan Sinan Tuzcu ve Kafa Sesi podcast olarak her zaman ah ben kaçırdım diyenlerin hizmetindedir efendim. Bunu da söyleyelim. Fransa'daki olimpiyatları, yani 2024 Paris olimpiyatlarını ve konuşulan hani böyle ya bunu bunlar beceremeyecek galiba diye böyle uzun uzun tartışılan şeyleri size anlatalım. Çok 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 kaygılı insanlar var çevremizde bu konuda. Hani Fransızlar zaten organizasyonda hani böyle çok böyle övünülesi tipler değillerdir. Azıcık vay be bunu ne dedin? Dedikodu yapıyorum diyelim ya, öyle söyleyelim. Şunun için söylüyorum bunu. Biraz böyle organizasyonları yaparken aslında detaylara çok fazla kapıldığı için öyle söylenebilir. Detaylara kapıldığı için insanlar aslında sistemi kuramazlar. Hani en ufak detayı kadar, detayı tartışacak kadar böyle basit çözüm ve o detaylara basit çözümler getirecek kadar prosedürleri uygulayamıyorlar. Ne dedin, hiçbir şey anlamadım. Yani şey demek istiyorum, bürokrasi burada çok fena. Ha şimdi oldu. Bürokrasi hakikaten öyle bir bürokrasi anlayışları var ki birazcık da hani şimdi çuvaldızı batırıyoruz. Yani daha doğrusu iğneyi batırıyoruz, çuvaldızı da kendimize batırıyoruz. Azıcık bize de benzerler bu bürokrasi konusunda. Yani 40 bin yerden kağıt gelir gider. Yok abi bizden fazla. Bizim en az 10 katımız. Vallahi öyle. 90'lar bazı şeyleri hakikaten 90'lardaki bürokratik kafalar hala burada devam ediyor. Böyle çok tartışılan şeyleri var. İşte bütün bu bürokratik meseleler sırasında da yani bütün bu organizasyonu, bu kocaman organizasyonu sadece bu kadar böyle basit o gelsin bu gitsin, hani bunu da böyle yapalımla
halledemiyoruz gibi bir durum var. Güvenlik için örneğin buranın böyle tarihinde çok önemli ve hani nereden baksan böyle 100 yıldır aynı yerde duran Sen Nehri kıyısında kitapçılar vardır. Bunlar böyle antika kitaplar satarlar ya da posterler satarlar. İşte sahaflar diyelim. Ve o kadar çoktur ki onlar böyle dizi dizi. Yani Paris'e geldiyseniz mutlaka o sahafları görmüşsünüzdür. Çok da keyifli bir şey yaratır. Fotoğraf çıkarır ortaya. Önce güvenlik deneyiyle bu sahafları ne alakaysa. Çünkü çok büyük. Orada sabit kutuları var böyle. Metal ağır kutular var. O sahafların içine kitapların koydukları. Onları kaldıracağız dediler ki bu çok büyük bir tartışma konusu oldu. O Sen Nehri'nin kıyısının en önemli fotoğraflarından bir tanesidir o sahaflar. Ve hani nasıl kaldırırsın ya sen böyle bir şeyi diye çok tartışıldı. Sendikalar çok itiraz etti. Sivil toplum kuruluşları çok itiraz etti. Bir türlü anlaşamadılar. Belediye başkanı da dedi ki çok da hani böyle sol cenahtan gelen böyle ne diyeyim size tartışılan bir belediye başkanı da var. Hanımefendi buyurdular ki efendim biz zaten burayı güvenlik için kaldırmak zorundayız. Yoksa biz de istemeyiz. O kazanılacak parayı da vereceğiz onlara. Yapacak bir şey yok. Yani kaldırıyoruz ama paralarını vereceğiz. Ha filan oldu. Macron da dedi ki en son boy boyladı, soy soyladı. Yumruğuma sen vurdu. Evet, yok yok tam kaldırmıyoruz dedi. Vay be. Vay be. Hakikaten öyle. Kaldırmamaya karar verebildi. Ama bu kararı alana kadar 40 bin dereden su geldi. Bunu 1,5 yıldır, 2 yıldır falan tartışıyorlar. Yani bir kitapçının oradan yani sahafları ki bu böyle hadi diyelim 50 tane olsun. O 50 sahafın ne olacağının kararını 1,5 yılda ancak böyle kavga dövüş birbirlerine girerek alabildiler. İşte bu ve benzeri konularda çok fazla tartışma var. Grevler meselesini özellikle biliyorsunuz sendikalar çok ağır, çok böyle dediğim dediktir Fransa'da. Burada bir General du Travail yani konfederasyonun en general halidir. Bizdeki disk kafasında bir şey var. Konfederasyon yani sendika. Sendika var. Ay canım bulamadın mı? Ya işte dur şimdi anlatıyorum. Bu konfederasyon yani bu sendika dedi ki ben bu şartlar altında greve gideceğim. Zaten anlaşamadığımız bir sürü şey var. Bir de olimpiyatların etkisini bize çok fazla yansıtıyorsunuz. Neler mesela onlar? İşte kamu hizmetlerinde grev yapmak gibi bir şeyi söyledi bu ÇGT. Böyle olunca hükümet yandı tutuştu tabii çünkü kamu hizmetlerinin çok büyük bir çoğunluğu bu olimpiyatlar sırasında son derece faydalı. Ulaşım bunlardan bir tanesi. Sağlık bunlardan bir tanesi. Ve sağlık ve ulaşım sektörü durursa olimpiyatlar neredeyse durur yani. Hükümetle sendikalar arasında müzakereler hala tartışmalarla devam ediyor. Günün sonunda bence hükümet ne istiyorlarsa verecek ondan eminim. Ama çalışma saatleri ve o bahsettiğim size o biraz önce bahsettiğim Ağustos tatili var ya. O Ağustos'ta bunların bütün ülke olarak tatile çıkma meselesinin ertelenmesi, kayması. Çünkü Temmuz'da çalışmazsan o zaman tatili Temmuz'da yapıyor bu adam. Hem Temmuz'da hem Ağustos'ta çalışmazsan adam o zaman kim ne zaman çalışacak filan gibi. Peki abi altı üstü 20 gün ne olacak? Hayır işte 20 gün değil çünkü bunun önü ve sonrası da var. Yani sadece olimpiyatlar sırasında bu önlemleri filan almayacaklar. Öncesinde provaları var, işte kurulan alanlar var. Şimdi bir sürü yeni taşınabilir stat yapıyorlar. Ve bu taşınabilir statlar aslında şehrin merkezinde ve göbeğinde yapılıyor. Bazılarını parkların ve büyük meydanların zaten hali hazırda trafiğe kapalı meydanların içine yapmaya çalışıyorlar ama bu konuda çok da başarılı değiller. Trafiği görsen allak bullak oluyor. Yani Bağdat Caddesi'nin bir anda trafiğini kestiğini ya Türkiye'de Vatan Caddesi'nin bir anda trafiğini kestiğini düşün ve bunu 1,5-2 ay boyunca böyle tutmak zorunda olduğunu düşün. Hakikaten zorlar. Şehri de çok zorluyor. İşte sendikalar da dedi ki bütün bu bize kamu çalışanlarına ekstra çalışma zorunluluğu ve ekstra yetersiz gün sayısı nedeniyle ekstra saat sorunu ve bu paranın ne kadar olacağı. Bu para da tabii Fransa gibi güçlü bir ülke bile olsa çok fazla tartışılan ve konuşulan bir para oldu. Aman Fransızın parasından bize ne? Yok ya öyle demek ne var canım bazı şeylerde de bilgimiz olsun. Her şeyi de böyle ay çok düzgün yapıyorlar filan gibi bir durum da yok ha onu da söyleyeyim. Bayağı yalap şap yaptıkları şeyler de var. Grev kararı almak şeyi bile var. Yani sendikaların çok büyük bir çoğunluğu ki yine ben fikrim yani fikir olarak sorarsan nedir? İşte sağlığı ve güvenliği ve ulaşımı %100 ne istiyorlarsa verirler ama ekstra saatlerinde bence Paris'te çalışanlar çok ciddi para kazanacak. Ha bir de tabii ulaşım ve konaklama meselesi var ki işte en büyük keşmekeş o. Ama bir güzel bir şey ben kafanızı çok şey bir güzel şarkı daha tatlı tatlı cuma gününün akşamında hafta sonuna girerken siz güzel bir şarkı daha dinleyelim ondan sonra
Bir de bu konaklamayı anlatalım bakalım neler oluyor. Ne kadar pahalıymış buralar. Gelsene bakalım, güzel bir şarkı sıradık. Hep köşeye sıkıştırmadı mı? Daha önce de sanki sırtımızdan vurmadı mı? Bu kaçıncı darbe ilk değil ki. Ki. Geçecek geçecek elbet bu da geçecek. Gör bak umudun gününü güneşecek. Oh oh sinir takıp oynayacağız o zaman. O çiçekten günler çok yakın inan. Geçecek geçecek geldiği gibi geçecek. Her şeyin sonu var bu çile de bitecek. Oh oh sinir takıp oynayacağız o zaman. O çiçekten günler çok yakın inan. Türkiye'nin en kafa radyosunda, Kafa Radyo'da Sinan Tuzcu ve Kafa Sesi. Sizlerle beraber boy boyladığımız, soy soyladığımız, kendi kendimize konuştuğumuz son derece gayri ciddi bir program yapıyoruz. Güzel güzel şarkılar dinliyoruz. Hafta sonuna giriyoruz. Mayıs ayına geldik. Havalar yavaş 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 yavaş. Çok yavaş. Yavaş yavaş ısınıyor. Yağmurlar dinmedi ama güzel bir şey tabii yani barajların doluyor olması filan. Ama biz olimpiyatları konuşuyoruz. Bu olimpiyatların en çok konuşulan şeylerinden bir tanesi de burada yapılacak. Yani Paris olimpiyatlarının neredeyse sekteye uğratacak bir grev meselesi. İşte Paris'in en büyük sendikalarından bir tanesi olan az önce bahsettiğimiz General... Doğru söyle, doğru söyle. Dur. General du Travail. Doğru mu? Doğru. Bak, çok ağladısın be. İşte bizdeki diske tekabül eder. Yani ben de zaten almıştım grev kararımı. Ben bozmayacağım bunu. Grev kararımı devam ettireceğim dedi. Bu da tabii çok büyük sektelere sebep oluyor. Özellikle güvenlik, ulaşım ve bazı kamu görevlilerinin, sağlık konusundaki bazı kamu görevlilerinin çalışma saatlerinin uzaması, sağlık problemlerinin yani sağlık çalışanlarının olimpiyatlar sırasında greve çıkması sebebiyle bütün sağlık sisteminin özellikle Paris ve çevresinde duracağı çok tartışılıyor. Bu da tabii ki insanları çok huzursuz etti.
bu sene turist konusunda ya olimpiyatlar bir gelir getiriyor ama olimpiyatların getirdiği gelirden daha vahim buradaki otellerin hepsinin inanılmaz anormal paralara çıkıyor olması. Yani 100 liralık odanın bir anda 1000 liraya çıkıyor olması da çok ciddi bir tartışma konusu oldu. Uçak biletleri inanılmaz pahalı. Dünyanın dört bir tarafından gelip olimpiyatları takip edecek olan kişiler ve yani inanılmaz inanılmaz uçak paraları ödeyecekler. Pandemi sonrası zaten çok yüksek olan bilet fiyatları şu anda da çok ciddi bir tartışma yaratıyor buralarda. Yani size şöyle söyleyeyim, bir yani evlerini kiralamaya bir de üstelik işte bazı özel aplikasyonlar üstünden kiralamalar yapılırken burada belirli bir kota var. Belirli bir gün sayısı içerisinde şey yapabilirsin. Bu olimpiyatları bu kotanın dışında bıraktığını açıkladı zaten Maliye Bakanlığı Paris'te ya Fransa'da. Hani biz buradan doğacak olan vergiyi size veriyoruz dedi. Vay bu da bu yani bu da bu vay be falan oldu hakikaten. Kolay kolay böyle kararlar vermezler. Nasıl verdiler herkes şaşırdı. Ama yani o özel aplikasyonlardan normalde 40 gün ve 40 günün üzerinde kiraladığınızda yani 180 güne kadar böyle bir süreniz var. Ama üst üste tek bir sırayla 40 günlük bir hat var. İşte bütün bu tartışma yani çok uzun hakikaten çok uzun. Derdin de bu mu ya falan diyorsunuz ama olimpiyatların hakikaten ilk defa çok farklı yapılmak istenmesi ama bunun Fransızlar tarafından becerilip becerilemeyeceği vallahi çok konuşuluyor. Bunu da buradan size yerinde ve zamanında anlatıyoruz. O yüzden yani derdimiz bu. Vay be. Biz yapsak nasıl olurdu da ben kendi kendime düşünüyorum. Yani şimdi doğacak olan sıkıntılardan dolayı bir paraya ihtiyaç var. O parayı da mesela örnek vermek gerekirse şu anda bile neredeyse ulaşıma %40'a yakın bir zam yapıldı. Mesela metrolardaki paranın zammın büyük bir sebebinin aslında buradaki olimpiyatlar sırasındaki yoğunluktan ve problemlerden kaynaklandığı söyleniyor. Zaten bu zamlar yapılacaktı metroya gibi bir durum var. Bir yandan da yok ya bunu olimpiyatlar yüzünden yaptılar da var. Kötü bir zamanlama var. Özellikle metro çok kullanılıyor. Burada 14-15'e yakın küçük hat, 5-6 tane de büyük hat var. O hatların etkilenecek olması şehrin çok büyük bir ulaşım sorununu peşinde getirecek. Hatta bunun oyunlara da etki edeceği konuşuluyor. Protokol yolları oluşturulacak. Bu protokol yollarının işte neredeyse bütün Paris'e statlar arasında ve yeni yapılan oyun alanları arasında ulaşımın böyle sağlanırken diğer yolların kapatılacak olması, insanların arabaları kendi özel arabalarını kullanamayacak olması da çok tartışılan şeylerden bir tanesi. Bisikletle gitsinler bile dedi belediye başkanı. Bisikletle gitsinler ne olacak ha? Dedi ki buradaki hani liberallerin çoğunun ayağa kalkmasına sebep oldu. Derdimiz de bu olsun işte. Budur Kafa Radyo Türkiye. Türkiye Kafa Radyo Türkiye. Kafa Radyo Fransa'ya. Ya derdim bu mu denir adama işte denmez mi? Denir diyorum ben de ama Türkiye'de de biz bunu becerebilir miydik, beceremez miydik hakikaten tartışılıyor işte. O yüzden başkaları yaparken de galiba bunu aşağı yukarı böyle bir sağa sola doğru çekiştirmek, eleştirmek bizim de hakkımız olsun. Olmasın mı? Olsun usta. Tokyo'da çok düzenliydi mesela. Tokyo'da 2020'de yapılan olimpiyatlar şiir gibi çalışmıştı. Bakalım burada ateşi getirirken bile nasıl olacak, nasıl yanacak o meşale herkes bekliyor. Beklesin. Gelsin güzel bir şarkı daha dinleyelim. Biz kendi kendimize Türkiye'nin Engel Ciddi programında 2024 Paris Olimpiyatları'nın trafik sorununu tartışmaya devam edeceğiz. Gelsin yaşanacak. Bazen hayatın yükü ağırdır çekeceksin. Bu benim son nasibim, kaderim diyeceksin. Yarın nasıl geçecek, nereden bileceksin? Üzgün olsan ağlasan, bu günler yaşanacak. Ben ne günler yaşadım, çok iyi biliyorum. Hakikatler gizlenmez, gerçeği söylüyorum. Son günlerde yine hayatı seviyorum. Üzgün olsam ağlasam,
yaşanacak. Bazen hayatın yükü ağırdır çekeceksin. Bu benim son nasibim, kaderim diyeceksin. Yarın neler olacak, nereden bileceksin? Üzgün olsan ağlasa, bu günler yaşanacak. Ben ne günler yaşadım, çok iyi biliyorum. Hakikatler gizlenmez, gerçeği söylüyorum. Son günlerde yine hayatı seviyorum. Üzgün olsam ağlasa, bu günler yaşanacak. Ben ne günler yaşadım, çok iyi biliyorum. Hakikatler gizlenmez, gerçeği söylüyorum. Son günlerde yine hayatı seviyorum. Üzgün olsam ağlasa, bu günler yaşanacak. Cuma günü akşamında Türkiye'nin en kafa radyosunda, Kafa Radyo'da Sinan Tuzcu ve Kafa Sesi. Sizlerle beraber boy boyladığımız, soy soyladığımız bir, kendi kendimize konuştuğumuz bir programı gerçekleştiriyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları'nın nasıl tartışıldığını, henüz dedikodusunu yapıyoruz diyelim size. Bilet fiyatları ile ilgili konuşulan şeyler var. 24 Euro'dan başlayıp 950 Euro'ya kadar çıkabiliyor ama çoğu bilet 50 Euro veya daha düşük bir fiyattan sunuluyor. Özellikle atletizm, voleybol, yüzme gibi böyle büyük madalya etkinliklerinin düzenlendiği müsabakalardaki bilet fiyatları gerçekten çok yüksek. Yani böyle şu anda yüzmeye mesela ya da basketbola ya da atletizme bilet alayım desen 500 euroyu bulur, rahat bulur yani. İşte 500 euroluk gibi bir bilet fiyatı da böyle bir, Avrupa'nın da ekonomik olarak çok etkilendiği bir zamanda, yani abi imkansız bir güne 500 euro bilet. Ben günlük olmayabilir ha. Yani mesela 4 saat, 5 saatlik biletler falan da var. Yani çünkü yani bazı atletizm, basketbolda bir tane maçı düşünsene 250-300 euroya seyrettiğini. Tabii. Peki bir de şeyin var. Ne denir ona? Şehre verdiğin ulaşım bedelin var. Hadi onu hani kaldığın süreyi 10 gün düşünürsek, hadi onu günde 25 euroya falan ya da o civarda bir şeye şey yapalım, fixleyelim diyelim. İşte ulaşımın yanına bir de sen üstelik konaklama bedelini eklersen inanılmaz bir para çıkıyor. Konaklamanın ortalamasına baktım ben. Nasıl? Yani 3 yıldızlı bir otelde. Evet. Geldin ve burada konaklayacaksın Paris'te olimpiyatlar sırasında. Fiyatlar nedirdi? Yani böyle ortalama bir şey çıkardığında yani 600-700 dolar 4 yıldızlı bir oteldeyse yaklaşık 1000 dolara tekabül ediyor. Ortalaması bu yani sen ya da 5 yıldızlı bir otele çıktığında mesela hani 5 yıldızlı bir burada buradaki otellerin yıldızlanması bizdeki gibi değil. Yani siz 5 yıldızlı bir otelde bir oda tuttuğunuzda küçücük bayağı hap kadar. Gerçekten Paris'te çok büyük, yani meşhurdur Paris'in otel odalarının küçüklüğü. 15 metrekareyi size 5 yıldızlı bir otel olarak verebilir. Sadece bulunduğu pozisyon ve gördüğü küçücük bir nehir manzarası nedeniyle. Yani siz 1600 euroya 20 metrekarelik neredeyse tuvaletine bile zor girebildiğiniz bir otel odasında konaklamak zorunda kalabilirsiniz ki bu fiyatları yani karşılaştırma yaptığında en çok konuşulan şeylerden bir tanesi de buydu. Yaz döneminin fiyatlarıyla geçen senenin yaz dönemiyle 4 kat falan fark var arada. Yani 4 katına çıkmış olması Parislileri ve turizmle ilgilenen ve Paris'in turizm şehri olduğunu da düşünürsek, en önemli vakitlerinden bir tanesi olduğunu da düşünürsek hakikaten Paris'e faydası mı olacak, zararı mı olacak? Gerçekten bu tartışılan, konuşulan bir şey oldu. Sadece bu arada Paris'te değil, ben hani Paris'i anlatıyorum ama mesela yelken yarışmalarını Marsilya'da gerçekleştirecekler. Marsilya'da şimdiden hem şehrin içerisinde kalacak hem de şehrin işte hem antrenman yapılacak bölgelerde yer bulabilmek, bilet bulabilmek neredeyse imkansız. Yani Fransızların olimpiyatlar konusunda azıcık sınıfta kaldığı konuşuluyor. Bu da bizim bu haftaki dedikodumuz olsun. Türkiye'nin kafa radyosunda bir şarkı daha dinleyelim. Ondan sonra
Bize ayrılan sürende yavaş yavaş sonuna geldi. Çok çerendikti senin bugün çok. Çok konuştum. Olimpiyat. Daha neler anlatacağım da tutuyorum kendimi. Tutma, konuş, biz özgürüz. Tabii canım, söyle. Bir şey olmaz. Ama güzel bir şarkı. Sonra beraberiz. Gelsin bakalım. Sevgili, ne sabrım ne gücüm yok. Düm düm tüm hayaller, buradan geri dönüşü yok. Çok yorgunum be sevgili, tek kalp atışı daha yok. Bu kavgalar, bu hevesler seni azalttı hem de çok. Bir an iyisin bir an kötü, başın hep bela. Kopabilir fırtınan, belli değil hiç zamanı. Firmansa aşkımız, sensin kahramanı. Sevme, üzeceksen hep böyle. Sevme, kıracaksan kalbimi. Sevme, inan hiçbir anlamı yok. Sevme, üzeceksen hep böyle. Sevme, kıracaksan kalbimi. Sevme, inan hiçbir anlamı. Başın hep bela. Kopabilir fırtınan, belli değil hiç zamanı. Firmansa aşkımız, sensin kahramanı. Sevme, üzeceksen hep böyle. Sevme, kıracaksan kalbimi. Sevme, inan hiçbir anlamı yok. Sevme, kıracaksan kalbimi. Sevme, inan hiçbir anlamı. Cuma günü akşamında Türkiye'nin en kafa radyosunda biz Sinan Tuzcu ve Kafa Sesi olarak Cuma gününün akşamında size böyle hani evinize ulaştınız belki. 17'sindeyken Mayıs'ın evinize ulaşır ulaşmaz ya da üzereyken 2024 Paris Olimpiyatları'nın dedikodusunu yaptık. Kendimize boy boyladık, soyladık. Türkiye'nin en gayri ciddi programı olarak tartıştık mı konuştuk mu artık bilemiyorum onu. Ama bir bakınız, bir araştırınız. Olimpiyatlar şu anlamda da tabii ben o konuya bilerek hiç girmedim. Çünkü sadece hani bir program oturup onu konuşmak istiyorum. Bu sadece bizim konuştuğumuz geldin, oturdun, kaldın, hangi uçağa bineceksin, ne yapacaksın,
trafik, şehirde yaşayanlar filan. Bunun bir de olimpiyatların 1968'den bu yana tartışılan bir politik noktası var ki aslında bu olimpiyatlarda da bu politik protestoların çok olacağı çok tartışılıyor. Ona da özel bir program yapacağız. Hatta bu konuda Paris'in yetkililerinin, öyle söyleyeyim, polis yetkililerinin çok korktuğu, bu işin çok adamın başını yakacağı konuşulur edilir oldu şehirde. Belediye başkanı da çok iyi bir sınav verdiğini söyleyemeyeceğiz. Yollara, hani asfaltlara, yollara, burada asfalt belediyeci yok. İşte bunu diyecekler şimdi. Hani burada asfaltlar, yollar falan öyle bir şey pek yok. Yani yeniden bütün şehrin asfaltlarını falan değiştirmediler. Olimpiyat köyünde, yani insanların kalacağı yerde çok tartışılan bir şey oldu. O zaman hem de havanın çok sıcak olması bekleniyor. Temmuz'u ve Ağustos'u hakikaten sıcaktır. Hemen hemen Antalya sıcağına yakın ciddi bir kavurucu sıcağı vardır. O yüzden kaçarlar zaten şehirden, şehrin yerlileri. Bu sırada hani klimaları, olimpiyat köyüne hiçbir şekilde klima koymadılar. Dışarıdan getirilecek olan klimaları da almıyorlar. Klima kullanımına hiçbir şekilde izin vermeyeceğini söyledi Paris Belediyesi. Bu da mesela bayağı bir hani tartışma konusu oldu. Sporcuların kendi kalacağı alanda bile ya o klimasız yerlerde yatmak biraz sıkıntı olacak. Ama bu bir dedikodu mu? Yoksa hani yetkililer de bu konuda çok mu acaba? Hani böyle diyorlar ama o kadar da değil ya diyenler de var. Bunu galiba yaşarken göreceğiz. Hani ama bir klima meselesini bile günlerce, hatta aylarca konuştu şehir. Belki de demokrasi böyle bir şey. Belki de bilmiyorum. Belki de konuşa konuşa çözülüyor. Bilemiyorum. İşte hani ama acayip bir bürokrasi var ve hani çözemiyorlar. Biz de bunu sizin kulaklarınıza tartıştık. Sizin kulaklarınıza tartıştık kendi kendimize. Öyle söyleyeyim. Güzel söyledim. Söyleyeceğim başka bir şey var mı? Yok abi bunlar. Valla bu işi becerirler de. Sonunda çok tartışmalı. Evet, Japonya'dan yani 2020'den çok farklı olacağı kesin. Oradaki düzenin, intizamın tam zıttı bir kültürel şey olacak. Ama tarihte ilk defa olimpiyatlar statta açılmayacak ve galiba eğer başarılı olursa da statta kapanmayacak. Şehrin göbeğinde bütün halkın parasız izleyebileceği bir açılış töreni olacak gibi gözüküyor şimdilik. Biz de Kafa Radyo'da bunu takip ediyor olacağız, tartışıyor olacağız. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik maalesef. Öyle mi? Ne çabuk geçti zaman. Önümüzdeki hafta görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, huzurla kalın. Önümüzdeki hafta hemen hemen aynı konuları bu sefer siyasi açıdan değerlendireceğiz. Bakalım acaba diyeceğiz hani olimpiyatlar ne kadar siyasi, ne kadar politik oldu. Bunu biraz tartışalım. Uzmanlara soralım. Bir hafta boyunca soralım, tamam. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Başkasına acımadın ki bile.
getirince hep dile, seni seviyorumlarımda varmış hep dile. Aldattın nasıl ama, yüzüme baka baka, söndürdün aşkımızı, değiştin başkasına. Acımadın ki bile, getirince hem dile, seni seviyorumlarımda varmış hep dile. Sinan Tuzcu ve Kafa Sesi sona erdi.